Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki bir normalleşme sürecine ilişkin konuştu. Evet. Esad demişti ki daha evvelden bizim işte Türkiye ile oturup konuşmak için, bu normalleşme sürecini konuşmak için artık işte Türkiye'nin önce Suriye'deki askeri varlığına son vermesi gibi bir şartımız yok, dedi Esad. Lavrov da benzer şeyler söylüyor. Türkiye Suriye'den çekilmeyi konuşmaya hazır, diyor. Ama bir takım şeyler var, bunun ayrıntıları var. Oralarda uzlaşma sağlanamıyor, diyor. Lavrov'un söylediği bu. Doğru. Şimdi Lavrov'dan böyle bir açıklama gelmesi hakkında ne diyorsun? Yani Türkiye'den, çünkü biz böyle bir açıklama duymadık, Türkiye dışişlerinden. Doğru. Yani biz Suriye'den çekilmeye hazırız ama işte bir takım şeyler var, teknik şartlarımız var bizim. Onlar ya da başka bir takım gereklilikler var. Bunlarla ilgili Suriye'den adım bekliyoruz gibi bir açıklama duymadık. Bilakis işte Milli Savunma Bakanı Suriye'de anayasal düzene geçilsin, seçim yapılsın falan demişti en son. Bunu Lavrov'dan duymuş olmamıza ne diyorsun? Ve nedir, ne olabilir? Yani ne kastediyor Lavrov? Türkiye Suriye'den çekilmeyi konuşmaya hazır ama derken amanın devamında ne var? Ama şöyle bir şey, ya bu mesele aslında mesela yani Türkiye'nin böyle bir planı Suriye'ye sunduğu aslında Astana görüşmesinde son yapılan görüşmede hani bu Dışişleri Bakanları vesaire bir araya geldikleri hikayelerde aslında ortaya atıldı. Ya Suriye Çekilmeye hazırız kısmı mı? tabii canım yani Suriyeliler bunu açıkça yazdılar, çizdiler. Türkiye'den böyle bir yalanlama gelmedi en başta. Yani güçlü bir yalanlama olmadı. Ama şöyle bir şey var. Aralarında Türkiye'nin de bir takım isteklerinin olduğu bir pazarlık söz konusu. Evet Suriye'nin çok belli hani istekleri. Esad da bunu söylüyor zaten. Diyor ki tamam biz bunu ön şart olarak koymuyoruz ama bizzat Türkiye'nin, biz Suriye'nin egemenlik haklarına saygılıyız ve saygılı olunmalı söylemleri çerçevesinde zaten bizim topraklarımızda bulunmaması gerekiyor. Yani egemenlik söz konusuysa o zaman bu prensip üzerine biz Türkiye'den bir plan bekliyoruz. Yani biz şu 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 şekilde şu 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 şartlarla çekilebiliriz. Ama bu durumda tam da Esad'ın söylediği şey çıkıyor ortaya. Lavrov'un söylediği yani Türkiye çekilme başlığını konuşmaya başlayabilir. Peki ne istiyor Türkiye? Türkiye Suriye'den YPG'nin ve aynı zamanda diğer bazı örgütlerin yani işte El-Nusra'ydı şu bu vesaire bir takım örgütler var. Türkiye'nin hala aslında çok da kendisine uzak olarak bakmadıklarını düşündüğü ama daima potansiyel tehlike oluşturan bir takım örgütler var. Bütün bunları zapturapt altına almasını istiyor. Şimdi burada tabii Suriye açısından zor olan şu. Suriye'nin SDG'ye ya da YPG'ye müdahale edebilmesi çok da mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri var orada. Askeri güç olarak var. İkincisi Suriye'nin de Türkiye'den beklentisi var. O da bir şekilde çekilmesi ama aynı zamanda orada binlerce kişiden oluşan bir takım örgütlerin bileşenleri durumundaki Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşuma Türkiye'nin desteğini çekmesi. Yani tamamen desteğini çekmesi. Türkiye'nin tamamen desteğini çekmesiyle beraber bu milisanlar ya bir şekilde Suriye yönetimiyle anlaşmaya girecekler ve kendi normal hayatlarına dönecekler eğer Suriyelilerse ya da bunun dışında bir yol olacak ki o da çatışma demek. Şimdi bütün bu konularla ilgili olarak bence Türkiye ile Suriye arasında hala ortak bir şey sağlanabilmiş değil. Yani bir görüşe en azından yaklaşılmış değil. İki tarafta dolayısıyla birbirlerinin beklentilerini karşılamıyor, karşılayamıyor. O yüzden Lavrov evet Türkiye'nin böyle bir plan sunmaya hazır olduğunu ancak bazı ayrıntılar konusunda henüz anlaşmanın sağlanamadığını ifade ediyor. Demek ki irade beyanı evet önemli bence. Suriye tarafında zaten böyle bir irade söz konusuydu. Demek ki önümüzdeki günlerde tekrar bir toplantı olacak. Tekrar oturalım bakalım kardeşim bu işi nasıl halledebiliriz'i belki konuşmak isteyecekler. Ama bu nesnel yani iki tarafa da bağlı olmayan bir takım işte Amerika'nın varlığı gibi bir takım durumlar nedeniyle ben YPG ya da işte SDG konusunda acaba bir anlaşmaya varabilecekler mi? Dolayısıyla Türkiye'yi tatmin edecek bir sonuç çıkacak mı? Onu şimdiden kestirmek güç. Peki Musa abi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğin Kolay için gelsin. sağ ol. Biz kalan bölümde Almanya'yı konuşacağız. Tamam, ne güzel. Almanya'da iki eyalette seçim yapıldı. Bu seçimlerden aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi. Yani sadece aşırı sağcı da değil, bildiğiniz faşist bir parti. Hatta Almanya yargısına bu partiye faşist denmesi taşınmış. Mahkeme bu partiye faşist denilebilir diye bir karar bile almış.
Neyse bir eyalette birinci parti oldu. Bir diğer eyalette ikinci parti oldu. Alman başbakandan çağrı var partilere. Diyor ki bu partiyle sakın koalisyon kurmayın. Şimdi ortada Almanya açısından ciddi bir sıkıntı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bunun bir ilk olduğu söyleniyor. Faşist bir partinin bir seçimden birinci parti olarak çıkması. Lideri de bu gördüğünüz adam. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk aşırı sağ başarısı AfD'nin adayı Björn Höcke Thüringen'de zafer kazandı. Şimdi Mehmet Tanlı internet bağlantısıyla yayınımızda Almanya'dan gazeteci meslektaşımız. Mehmet Bey merhaba. Merhaba İnan. Şimdi...